أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, İnanç Ekseni programında yine sizlerle birlikteyiz. Malumunuz olduğu üzere mübarek Ramazan-ı Şerif'in gölgesi üzerimize düşmüş bulunuyor. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Bu duayı okuyup duruyorduk. Allah'ım Recep'i, Şehrullah olan Recep'i ve Şehrullah'il Muazzam olan Şaban-ı Şerif'i içindeki kandilleriyle birlikte her türlü maddi manevi berekete, bereketimize vesile eyle ve bizi sağlık ve afiyet huzur içerisinde Ramazan'a kavuştur diye dua ediyorduk. Cenab-ı Hak bizi Ramazan'a kavuştursun, Ramazan'ı da en güzel şekilde değerlendirmeyi bizlere nasip müyesser eylesin diyelim inşallah. Malumunuz, Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyinâtin minel hudâ vel furkân. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Bakara Suresi 185. ayeti kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Evet, o sayılı günler, daha önceki ayeti kerimede eyyâmen mâdûdât ifadesi geçmişti. Sayılı günler demişti Ramazan ayı için. O sayılı günler Ramazan ayıdır. O Ramazan ayı ki insanlığa bir rehber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı batıldan ayıran en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur'an o ayda indirildi. Evet, Kur'an'a dikkatler çekiliyor. Evet, Berat, geride bırakmış olduğumuz Berat gecesine baktığımızda da Hamim vel kitabil mübin inna enzelnahu fi leyletim mübarekeh demişti. Duhan suresinin başındaki ayet-i kerimelerde Rabbimiz Celle Celaluhu. Biz onu mübarek bir gecede indirdik derken Kur'an-ı Kerim'in indirilişi, yani Berat gecesi Kur'an'ın toptan inzalini ifade ediyor ki, dolayısıyla Ramazan ayı da yine aynı şekilde Ramazan'ın içindeki bu bereketin sebebi vesilesi de Kur'an olduğu anlaşılıyor. Bütün dikkatler, bütün yönlendirmeler, tevcihler hepsi Kur'an'a yöneliyor, Kur'an'a dönüyor. Evet, İşte artık sizden kim Ramazan ayının hilalini görürse o gün oruca başlasın buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Bu bir emir ifade ediyor. Ramazan ayının hilalinin görülmesiyle birlikte oruç farz hale geliyor. Evet, hasta veya yolcu olan tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar diyerek bir de ruhsat ifade ediliyor hastalara. Efendim, oruç tutmaya takat yetmeyecek olan kimselere veya yolda sıkıntılı bir durumda yolculuk yapan kimselere de başka günler tutabilirler ifade ediliyor. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Oruç günlerini tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden ötürü Allah'ı tazim etmenizi ister. Şükredesiniz diye bu kolaylığı gösterir diyor Cenab-ı Hak Bakara suresindeki bu ayet-i kerimede. Evet değerli dostlar, değerli kardeşlerim, Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirebilmek için öncelikle Ramazan'ın kıymetinin bilinmesi gerekir. İnsan kıymetini bilmediği bir şeyi nasıl ve nerede değerlendireceğini de bilemez. Ramazan ayının kıymetini bilmeyen bir kişi onu değerlendirme konusunda yetersiz kalacağı açıktır. Değerini bilen kimse ise onun bir anını bile boşa geçirmemeye gayret edecektir. Demek ki önce Ramazan-ı Şerif'in kadrini, kıymetini bilmeliyiz.
Allah yanında nasıl bir kıymet ifade ediyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesinde, hadislerinde nasıl bir yer buluyor kendisine? Bunu öncelikle bilmeliyiz elbette. Evet, Ramazan ayının en bariz özelliği tabii ki bilindiği gibi onda oruç tutulmasıdır. Orucun emredilmiş olmasıdır. Biraz önceki ifadede gördüğümüz gibi فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ Kim o aya kavuşursa, o ayda bulunursa onu oruçla geçirsin buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Teker teker farz-ı ayın olmak üzere herkese bir emir olmak üzere emrediyor. Evet, Ramazan ayına ulaşan bir Müslümanın eğer herhangi bir özrü yoksa, biraz önce ayet-i kerimede ifade edildiği gibi birisi hastalık. Hastalık deyince de mutlaka bir hekimi hazıkın, orucun manasını, mahiyetini, Allah'ın bir emri olduğunu, mutlaka yapılması gerektiğini bilen bir hekimin, oruca saygı duyan bir hekimin, bir doktorun vereceği şeyle, raporla. Diğer taraftan yolculuk, bu da 90 kilometrelik bir mesafe, daha ondan daha öte bir yere gidiliyorsa, dolayısıyla bunlar mazeret teşkil ediyor, özür teşkil ediyor. Evet, Ramazan ayına ulaşan bir Müslümanın eğer herhangi bir özrü yoksa oruç tutmaktan başka bir alternatifi yok demektir. Müslümansa, Allah'a inanmışsa, kitaba inanmışsa, kitabın emrine baş göz üstüne demişse, dolayısıyla yapacağı tek şey var, o da oruç tutmaktır. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özürsüz olarak Ramazan ayında terk edilen bir günlük orucun diğer aylarda tutulacak bir yıllık oruçla bile telafi edilemeyeceğini ifade buyurmuş. Evet, Ramazan'ın böyle bir kutsiyeti var, böyle bir yeri var, Allah yanında böyle bir kıymeti, değeri var. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nüzul etmiş. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında inmeye başlamış. Bu açıdan Ramazan aynı zamanda Kur'an ayı olarak biliniyor. Müminlerin hidayet kaynağı olan Kur'an her zaman için okunup düşünülmesi ve üzerinde derin derin tefekkür edilmesi gereken bir kitap. Ramazan ayı geldiğinde Efendimizin Kur'an'la meşguliyeti daha da artardı. Ona ayrı bir ehemmiyet gösterirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'la meşgul olmanın, yani Kur'an okumanın, Kur'an ezberlemenin, Kur'an anlamaya çalışmanın, tefsir okumanın, efendim Kur'an'la kısaca meşgul olmanın faziletine dair pek çok hadis-i şerifler var. Bunlardan mesela Hazreti Ebu Umame'den radıyallahu anh rivayet edilen bir hadis-i şerifi şu şekilde ifade edebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, اِقْرَعُ الْقُرْآنَ فَاِنَّهُ يَئْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًا لِأَصْحَابِ Kur'an okuyun çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olacaktır. Allahu Ekber. Kur'an kendisini okuyanlara, kendisiyle ilgilenenlere şefaatçi olacaktır. Allah'ım bizim hakkımızda da bu kitabı şefaatçi yap ya Rab. O kitap bize şefaat eylesin. Kıyametin en dehşetli zamanında, anında, çaresiz olduğumuz bir zamanda o kitap imdadımıza yetişsin inşallahü teala. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anh nakledilen başka bir rivayette de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyorlar ki, evet, اَلَّذ۪ي يَقْرَعُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذ۪ي يَقْرَوْهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ فَلَهُ اَجْرًا Kur'an okuma konusunda mahir olan, yani güzelce okuyan, tecvidiyle, mahreciyle, maharici hurufiyle, efendim, bütün kurallarıyla, ona yakışır bir şekilde onu okuyan, onu gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir, diyor. Öte yandan bu hususta mahir olmayan, yani Kur'an okurken zorlanan, onu kekeleyerek zorlukla ancak okuyabilen, telaffuzunda zorluk çeken,
Efendim, kimseye ise bu haline rağmen Kur'an okumaya devam ettiği için iki kat sevap vardır buyurmuş Efendimiz. Yani bir insan Kur'an okurken zorlandığında okumayın bırakayım şunu diyebilir. Veya kalabalık bir yerde insanlar içerisinde bir grup içerisinde okuyorsa kendisiyle alay edilebilir diyerek böyle bir psikolojiyle okumaktan geri durabilir, imtina edebilir. Ama işte her şeye rağmen, bütün zorluğuna rağmen Kur'an okumada ısrar eden, ısrarla takip eden, talep eden, isteyen kimseye iki kat sevap var diyor. Bir, bu engelleri aşıp Kur'an okumak, iki, zorlanarak Kur'an okuması. Kur'an'ı öğrenip okumanın yanında onu başkalarına öğretmenin de Allah katında büyük bir değeri var elbette. Hazreti Osman İbni Affan'dan radıyallahu anh, Hazreti Osman Efendimiz'den nakledilen bir rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, çok meşhur bir hadis-i şerif, "Hayrukum men teallemel Kur'ane ve alleme." Sizin en hayırlılarınız, en değerlileriniz, en iyileriniz Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Kur'an muallimleri, Kur'an öğretmenleri ve Kur'an talebesi, bu ikisine dikkat çekiliyor. Evet, tabii ki Kur'an'ı öğrenirken, Kur'an'ı anlamaya çalışırken, ondan bir kısım menfaatler elde etmeyi düşünen, hasis, değersiz, dünyalık bir şey peşine düşmüş olan kimseler, onların bir değerinden bahsetmek mümkün değildir. Bu ilmi dünyalık bir şey için öğrenene cennetin kokusu, o kimse cennetin kokusunu bile duyamaz, alamaz buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Kur'an'ı, o mukaddes kitabı ancak dinini öğrenmek üzere, Allah'ın marziyatını, rızasını, hoşnutluğunu, emirlerini, yasaklarını öğrenmek üzere okumalı, anlamalı, ona gayret etmelidir. Onu bir maaşa peşkeş çekmek, onu efendim şurada burada okuyayım da ondan bir şeyler elde edeyim, bir kısım para ve imkanlara kavuşayım veya sosyal statü elde edeyim, İnsanlar bana hoca desinler, değer versinler diye okumalarsa bunlar dünyalık şeyler. Dolayısıyla onların, Kur'an'ın bunlara alet edilmesi kadar çirkin bir şey olamaz. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Amr'ın radıyallahu anhüma rivayet ettiği hadiste, yani ahirette insanın makamını, konumunu belirleyen şeyin de yine Kur'an olduğu, okuduğu ayetler olduğunu ifade buyuruyor ki, yukalu li sahibil Kur'an ikra vartaki varattil kema kunte turattil fid dunya ve inne menzileke inde ahir ayetin takrauha. Yani her zaman Kur'an'la meşgul olan kimseye şöyle denecektir: oku ve yüksel, oku ve yüksel, oku kardeşim ve yüksel, dünyada tertil ile okuduğun tane tane o güzel sesinle, sadanla, bir eda içerisinde, ihlasla, huşu içerisinde, Allah'ın huzurunda bulunuyormuş, Allah kelamı, Allah'la konuşuyormuş gibi okuduğun zaman, okuduğun gibi burada da tertil ile oku, şüphesiz senin merteben okuduğun son ayetin yanındadır. Konumunu son okuduğun ayet belirleyecek. Çünkü yükselme şeridindesin, yükselme trendindesin. Okudukça yükseleceksin. Allah yanında ayrı bir kıymet, bir değer ifade edeceksin. Çünkü okuduğun her ayet senin ufkunu açacak. Tefekkürünü kamçılayacak. Bir çiçekte baharı görmeye başlayacaksın. Dolayısıyla hakikatlerin yüzündeki o perdeler sıyrılacak. Sen ayan beyan her şeyi net bir şekilde görmeye başlayacaksın. Dünyaya fani olduğu için her şeyin üzerinde o fena mührünü görecek ve kıymet vermeyeceksin. Asıl beka alemine, ebedler alemine yönelecek. Gözünü, gönlünü orası senin dolduracak ve ufkunu orası tutacak. Tamamıyla oraya yöneleceksin.
Evet, içinde Kur'an okunup müzakere edilen evleri Allah'ın rahmeti sarıp kuşatır. Bir hadisi şerifte de Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Efendimiz buyurur ki bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse üzerlerine sekine iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar. Bu ne büyük bir şeref. Allah tarafından anılmak ne büyük bir kıymet, ne büyük bir değer. İşte bir araya gelip mukabele okumak Ramazan'da. Allah'ın kitabını okuyup anlamaya çalışmak. Bu ne kadar bir kıymet ifade ediyor. Ne kadar değerli. Allah yanında, melekler yanında. Dolayısıyla İşte bu hadis-i şerifler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Ramazan'da yapılacak en önemli işin, vazifenin Kur'an okumak. Ramazan'da tutulan oruçtan sonra en önemli vazifenin Kur'an okumak, mukabele takip etmek, bizzat kendisi okuyamıyorsa şayet mutlaka okunan bir topluluğa katılmak, okunan bir programa iştirak etmek, canlı yayınlarda okunan bu hatimlere iştirak etmek suretiyle Kur'an okumak ve işte o Allah'ın andığı, zikrettiği, değer verdiği kimselerden olmak. Kur'an'ın Allah tarafından indirildiği şekilde korunması ve ayet ve surelerin tertibinin doğru olarak tespit edilmesi için Cebrail, Kur'an'ı getiren Melek Aleyhisselam her sene Ramazan ayında bir rivayete göre Ramazan ayının her gecesinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelir. Allah Resulü aleyhi ekmelü tahaya Efendimiz Kur'an ayetlerini Hazreti Cebrail'e okur ve sonra da onun okuyuşunu dinlerdi. Karşılıklı böyle bir okuma olurdu. Buna arza da deniyor, mukabele de deniyor. Karşılıklı okumak şeklinde bu şekilde okunuyor. Hazreti Cebrail okuyor, Efendimiz dinliyor. Efendimiz okuyor, Hazreti Cebrail dinliyor ve böyle bir mukabele, karşılıklı bir okuyuş vardı ve dolayısıyla buna mukabele deniyor. Hem o mukaddes hatıraya saygının bir tezahürü olarak hem de Kur'an'ın Ramazan'da nazil olması ve özellikle bu ayda Kur'an okumanın kat be kat fazla mükafatlandırılacağının müjdelenmesi sebebiyle müminler Ramazan boyunca efendim camilerin olduğu yerde camilerde, camilerin olmadığı yerlerde evlerde, bir kısım müesseselerde mukabele okumayı ve hatimler yapmayı adet haline getirmişlerdir. Evet değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'e şimdiden hazırlanmak için biraz fikrimizi açalım, biraz duygularımızı oraya tevcih edelim, antenlerimizi oraya Ramazan'a çevirelim ve Ramazan'da neler olacak şimdiden böyle bir hatırlayalım diye böyle bir program yapmaya ihtiyaç hissettik. Malumunuz Ramazan'da oruç, sonra iftarlar, sahurlar elbette ki ve iftar vaktinde öncesinde yapılan dualar, makbul dualar. İftar edenin iki sevinci var. Bir iftar ettiği zaman, bir de Rabbine kavuştuğu an diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İftar ettiğinde tabii ki o açlığı, susuzluğunu gideriyor. Bedenin ihtiyaçlarını karşılamış oluyor, mutlu oluyor bedeni. Ama asıl mutluluğu Rabbine kavuştuğu an olacak. O da Rabbi onu güzel karşıladığında, cennetine aldığında, ona ebedi artık darılmayacağım sana dediğinde ve onu cennetinde nimetleriyle onu karşıladığı zaman asıl sevinci, beka alemine erip bekaya mazhar olması, artık ebedileşip sonsuzlaşmasıyla, sonsuz bir hayata kavuşmasıyla, bir mükafata kavuşmasıyla asıl mutluluğunu orada elde edecek. Tabii ki bu Allah'ın emrine itaatle olacak. Evet, malum Ramazan-ı Şerif'te Ramazan'a mahsus bir başka ibadet var ki o da teravih namazıdır.
Teravih namazı malumunuz olduğu üzere Ramazan'a mahsus. Sadece Ramazan'da kılınan, yapılan bir ibadet. Yatsı namazının hemen arkasından sünnet-i müekkide olarak eda edilen bir namaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da ashabına birkaç gece teravih namazı kıldırmış. Daha sonra Müslümanlar onu edaya güç yetiremezler endişesiyle yalnız kılmayı tercih etmiştir Efendimiz. Veya ümmetime farz olur bu, herkes bunu yapamayabilir diyerek bu şekilde gerekçesini tam bilemiyoruz ama Efendimiz birkaç gün sonra kendi odasına çekilmiş, orada kılmaya başlamış. Fakat Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, "Men kâme Ramadâne imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zembih." Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan gecelerini ibadetle ihya ederse, ibadetten maksat teravih namazı, tabii ki farz namazlar elbette ama kıyam, kâme deyince bunun içerisine teravih namazı da giriyor elbette, geçmiş günahları bağışlanır diyerek ashabını bu namaza teşvik etmiş, Efendimiz teravih namazına teşvik etmiştir. Daha sonra halifeli döneminde Hazreti Ömer Efendimiz teravihin camide cemaatle kılınmasının insanları bu namaza daha çok teşvik edeceğini düşünmüş, sahabenin kurralarından bazılarını bunun için imam olarak tayin etmiştir. Yani bugün İslam aleminin her yanında yaygın olarak uygulanan bu adet-i hasenenin müessisi, bunu tesis eden, bunu müesseseleştiren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, devam ve intişarının vesilesi ise Hazreti Ömer'dir radıyallahu anh. Efendimiz başlatmış ve sonra da Hazreti Ömer Efendimiz bunu cemaatle birlikte kılınmasını, zaten Efendimiz 3 gün zannediyorum 3 gün kıldırmıştı. Dolayısıyla o kaygıları bilen Hazreti Ömer Efendimiz, Efendimizin o kaygılarını bilen Hazreti Ömer Efendimiz artık Efendimiz'den sonra herhangi bir farz olmayacağı, bir vahiy gelmeyeceği için dolayısıyla Efendimizin o arzusunu, o başlattığı bu ibadeti, teravih namazını mescitte, camide 20 rekat olarak kılınmasını, evet onu şey yapmış, Efendimizin kıldırdığı gibi bu şekilde 20 rekat kılınması başlanmış ve günümüze kadar da bu güzel uygulama devam etmektedir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ı tas tamam eda etme, ihya etmeden bahsediyor ki, buyuruyor ki, "Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zembih." Kim sevabına inanarak ve ecrini, ücretini, karşılığını, mükafatını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları affedilir. Ramazan demek ki geçmişe şöyle bir sünger çekme fırsatı ve imkanı verecek bize. Ramazan'da böyle bir özellik var. Başka hadislerde ifade edildiği gibi mükeffirat olarak, yani geçen bir senenin günahlarını silip süpürmesi, temizlemesi açısından kefaret olması bakımından Ramazan ayı, Ramazan'daki oruç ifade ediliyor. Demek bu tür ibadetlerde insanın niyeti, hulusu, yakin mülahazası çok önemli ki bunların derinliğine göre Allah Celle Celaluhu bazen 1'e 10, bazen 100, bazen de milyon veriyor. Veriyor ve insanın ömrünü çok çok aşkın sevap kazanmasına vesile oluyor. Değerli kardeşlerim, tabii ki iftar sofraları da olacak. İftar sofralarını mutlaka birilerini o sofralara davet etmek, iftarlarımızı birlikte yapmak ne güzel, Hazreti İbrahim gibi. Oruç, iftar, sahur, teravih gibi büyüleyici güzellikleriyle ufkumuzda beliren ve kendine mahsus kutsi bir atmosfer oluşturan Ramazan ayında yapılması gerekenler, elbette ki mesela bulunmuş olduğumuz apartmanda, bulunmuş olduğumuz mahallede ikamet eden, o çevrede bulunan insan, komşuları, herhangi kültür ve anlayış dairesinde
hangi kültürde olursa olsun onları iftar sofrasına davet edip elinden geldiği ölçüde centilmenlik ve civan mertliğini sergileyebilir bir kardeşimiz. Hatta yemek yedirdikten sonra bir de siz buraya gelerek yemeğimizi yeme zahmetine katlandınız. Kabul buyurursanız bu da diş kiranız diyerek öncesinde onlar için hazırladığı küçük bir hediye takdim edebilir. İmkan varsa çocuklarına değişik hediyeler vermek suretiyle o masum yavruların gönülleri hoş edilebilir. Evet değerli kardeşlerim, tabii ki özellikle dünyanın değişik yerlerine açılmış olan, dünyanın her köşe bucağına bir tohum gibi serpilmiş, saçılmış olan yeni bu süreçte bizler inşallah bulunduğumuz yerdeki insanlara mutlaka gönüllerimizi açmalı, mutlaka evlerimizi açmalı onlara, sofralarımıza davet etmeli, oruçla birlikte, iftarla birlikte onlara yaşadığımızı gösterme, onlara bir mümin yüzü görmeleri, bir mümin nefesi, bir hak söz duymaları imkanını vermeli ve onlarla bir arada bulunma gayreti içerisinde olmalıyız. Ramazan aynı zamanda bir fırsat. Ramazan aynı zamanda tebliğe bir imkan da sunuyor. Dünya Ramazanlaşıyor. Dünyanın her yerinde Ramazan geldiğinde gayrimüslim ülkelerde bile evet oralarda bile Ramazan'ın havası, atmosferi bir nebze olsun duyuluyor, hissediliyor. Dolayısıyla herkes, dünyada hemen herkes çoğunluk Ramazan'dan haberdar, iftar sofralarından haberleri var. Dolayısıyla bizler Ramazan'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi yağmur yüklü bulutlar gibi, onları taşıyan rüzgarlar gibi etrafa, çevreye saçmalıyız. Elimizdeki bütün imkanları seferber etmeliyiz. Ramazan'ın atmosferinden herkese bir damla bir şey düşmesi için, bir yağmur ulaşması için gayret içerisinde bulunmalıyız inşallah Teala. Evet, sohbetimizi de yine Efendimizin o duasıyla bitirelim. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım, Recep geride kaldı, Şaban'ı da geride bırakmak üzereyiz, Ramazan'a girmek üzereyiz. Gölgesi üzerimize düştü. Bizi sağlık, afiyet ve huzur içerisinde, ibadet aşkı şevki içerisinde, ihlasla, samimiyetle, bütün imkanlarını insanlara seferber etme niyetiyle, sofralarına insanları davet etme niyetiyle, her gün mutlaka bir iftar sofrasında insanlarla buluşmak üzere, Kur'an'ın o gürül gürül hak sadasını insanlara duyurmak üzere, evet dualarda buluşmak üzere, gece sahurlarda geceleri bereketlendirmek üzere, bütün bu rahmet iklimine sağlık, afiyet ve huzur içerisinde kavuşmayı bizlere nasip eyle. Ramazan'ı dolu dolu geçirip, kadre erip, bin aydan daha hayırlı olan azami bir insan ömrü, 80 küsur senelik bir ibadet sevabını insana kazandıracak olan kadre ermeli ve sonrasında evet o bayram gecesinde duaların geri çevrilmediği bayram makbul olduğu dua gecesinde, bayram gecesinde dualarımızı, son dualarımızı yaparak bayrama huzurla erebilmeyi, bütün günahlardan arınmış olarak sevapları yığın yığın biriktirmiş olarak Ramaz bayrama kavuşmayı hepimize, bütün kardeşlerimize nasip ve müyesser eyle diyerek bu duayla bitirelim inşallah programımızı. Bir sonraki programımızda buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.